Düşman totosuna. Evet, şimdi gelelim Panzer Mutsa. Mürettebatları getir baba. Geldi mürettebatlar. İt Panzer Mutsa. Bunun zaten detaylı incelemesi benim YouTube kanalımda var. Kısacası zırhsız, hızlı, hareket halindeki atışları oldukça isabetli bir Alman orta tankı. Topu 212 deliyor, Gold'u 259 deliyor, 240 vuruyor. İsabeti fena değil, nişan alması da fena değil. Hareket halindeki atışları da fena değil bu tankın. Ama zırh namına pek bir şey beklemeyin. Hiçbir şey yok. Bir tek taretinden belki bazen sürpriz namlunun yanından sektirmeler yaşayabilirsiniz. Gövdede hiçbir şey yok. DPM konusuna bakacak olursanız da 6,5 saniyede bir ateş ettiğinize göre sıradan bir DPM'iniz var. Kamuflajı fena değil. Görüş mesafesi konusunda spot yapamaz, 380 metre görüş mesafesi var. Çok aman aman hızlı bir tank da değil, böyle yaldır yaldır da gitmiyor. Sıradan, standart, tam adını hak eden bir orta tank. Namlu eğilmesi güzel bunun. 10 dereceydi yanılmıyorsam, aynen 10 derece namlu eğilmesi var. Hareket halindeki isabetli de fena değil. Yani gir ateş yap çık işini güzel yapıyor. Bunu güzel yaptığı için de tareti vurkaç mantığında oynayabiliyorsunuz. Vurkaç mantıklı tareti becerebiliyor. Ama ben taretimi koyayım, benim taretimden beni delemezler diye düşünmeyin. Sabit durursanız öperler. Ağır premium tanklardan hangisini önerirsin? Bu şimdi o kadar geniş bir soru ki. Sen normaldeki ağır tanklarda hangisinde başarılısın? Sen bana onu söylersen ben sana premium tank öneririm. Giderim ben sana FCM öneririm. Mesela ağır bir premium tanktır. Ama sen FCM'yi oynayamayabilirsin. Çünkü FCM adı ağır tank. Oynanış mantığı bir orta tank çünkü gibi. İşte bu tarz soruları sorarken, özellikle de premium tank sorusu sorarken bana kendinizin oyun tarzınızı anlatın ki ben size uygun premium tank sorayım. Yoksa ben rastgele bir şey söylerim. Sen verdiğin 300 lirayla kabak gibi ortada kalırsın. Bana kalsa hiç premium tank önermiyorum. Almayın. Bu şirkete şu anda para kazandırmayın. Keşke tepeye gitseydim diye düşünmüyor değilim şu anda. Normallerden bahsediyorum, premium hesapçım. Normal tanklardaki ağır tanklar arasından en iyi oynadıkların, kendini en iyi hissettiklerin hangisi? Beni anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Diyeceksin ki bana, abi ben T32 ile en iyi oynuyorum. Ya da ne bileyim, ben en iyi mouse ile oynuyorum. Ya da ben en iyi Panzer 7 ile oynuyorum gibi. İşte bak, bu atışı en iyi yapan tanklardan biri kendi seviyesinde bu. Gördüğünüz gibi çok nişan almadan atışımı yaptım, yeri geldim. Mevzusu bu, bu alet. Bu aletin tek numarası bu. Başka da bir numarası yok. Bizim Ruh kardeş güzel bir spot yapsaydı bayağı hasar atardık bu haritada ama Ruh Bey spot yapmıyorlardı. Ruh öldü. Şimdi
kimse spotlanmıyor. Spot yapacak en iyi tankımız da öldüğüne göre ne yapsak ne yapsak. Mecbur adamların hata yapmasını bekleyeceğiz. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Şurada VK var, biliyoruz. Yak Tiger spotlanmadı, diğer TD'ler spotlanmadı. Onlar da şu arkada, şu bölgede oynamak aslında şu anda benim için çok tehlikeli. Çünkü yapacağım en ufak bir hatada aynı bak Löwen'in yaşadığını yaşatabilirler bana. Aynısını yaşatırlar yani, acımazlar. Hadi be. Bizim arkamızı sarmaya çalışacak o. Ve Yak Tiger spotlandı. Adam nerelerde ya Yak Tiger'da. Helal olsun valla. Yürek yemiş. TD'lerin bunları çatır çatır yemesi lazım. O adamları. Çatır çatır yemesi lazım. Ve STRV. Ah. Hocam elimizi ayağımızı bir çek. Strv S1. Önlerimizi attık. Lol 53 TP nereden çıkmış öyle? Kardeşim! Wow! Spotumu yedim. Nereden yemiş olabilirim? Ve şu karşıda yatıyor. E28. Ya da 13.90 açtı beni ben buradan aşağı akarken. Başka türlü spotlanmış olma ihtimali. Evet, Type 59 orada. Yapma be. Yapma be. Ulan Type 59. Ulan Type 59. Kardeşlerim kimse de şu Type 59'a sıkmıyor ya. Bir palet diyelim de bana asit hasarı yazsın. Tamir etme hocam. Tamir etme hocam. Hocam muazzamsınız ya. İyi bereket versin. Yani. Böyle bir maçta böyle oynanabiliyor bununla. Zırhınız olmadığı için çok önlere atılamıyorsunuz. Çok görüş mesafeniz olmadığı için yine spot da yapamıyorsunuz. Yani tam bir
hep böyle alan kovalamaca, bir fırsat kovalamaca yapmanız gereken bir tank. Hep. What? 13.90 nasıl bir ballısın ya? Şurada bir yerde spot kaybolacak. Aa, ben bizim tarafa doğru çıkıyor zannettim. Tüh! Bu tarafa çıkıyor zannettim. Diğer tarafa dönmüş. O yüzden çalıya doğru sıktım. Neyse. 1905 hasar, 1953 asit hasarı kombinli olarak 3800. İyi bir para verecektir bu kombine. İki 700'müş asistimiz bu arada. Oyunun saymadığı bir asistim var. Ne ki o? VK'ya asist. Canavar Nona 957 olmuş. Löwe'ye 400. Type 59'a 200. T28'e 800. Allah Allah, maçın içinde niye saymamış? Birisi demek ki öldükten sonra vurdular. Spotu düştükten sonra falan geldi herhalde. Neyse, gördüğünüz gibi 9 seviye tanklar arasında neredeyse aynı deneyimi aldım. 94.000 kredi verdi. Zımbırtıdan da 12.000 geldi. 100.000. Fena bir alet değil kredi getirisi konusunda. Ama çok üstün bir performans bekleyemezsiniz bundan. Böyle bir alettir Mutsu. Tamamen bir ortalama. Her şey orta. Asist yaptığınız zaman da güzel krediler bırakan bir tank. Haydi bakalım. Sıradaki istek tankımıza geçelim. Aynen. Sharpest.